Yaklaşık 10 küsür yıldır süren bir davaydı. Tabii denecek pek bir şey yok. 4300 küsür haber yapıldı bu dava ile ilgili, gözaltı ile ilgili. Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve ne olduğunu hiçbir şey bilmeden ve benim ağrıma en çok giden o dönem şuydu, savcı dahi beni dinlemedi. Ya yok, hani böyle bir şey yok. Söylememi düşünebiliyor musunuz? Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkartıldım. Evet, tutuksuz yargılandım ama 10 küsür yılda binlerce haber, binlerce algı, yitip giden birçok sponsorluklar, konserler çabası ve sonunda beraat. Tabii seviniyorsunuz ama bir yandan üzülüyorsunuz. Yani bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlara ismimizi konmanın adı gerekli miydi diye. O nedenle ben bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir şey var işte içimde. Böyle bir duygu var. Evet, yani benim o dönemlerde iki tane sponsorluk anlaşmam vardı. Biri bir tekstil firmasıyla ve bir gençler için içecek firmasıyla ve onlar da iptal olmuştu. Bizi çeteci, işte mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Evet, beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyordum. Çünkü özellikle o dönemdeki bu soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi zaten kafadan bir kumpas gibi, hani sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana.